Sevgili seyirciler, Kanal 33 ekranlarında canlı yayına karşınızdayız. Seçim Masası programında. Evet, seçime sayılı günler kaldı, 60 gün kaldı değerli izleyiciler. Süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir taraftan da partilerde aday adaylık başvuruları için hem istifa süreçleri hem de başvuru süreçleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii 60 gün kaldı seçime ve yanında da program konuğum, araştırmacı gazeteci Sayın Ahmet Özdemir var. Onunla yaşanan gündemleri değerlendireceğiz değerli izleyiciler. Öncelikle Sayın Özdemir'e hoş geldiniz demek istiyorum. Yine bir seçim masası programında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hülya. Sağ olasın. Evet, yoğun bir trafik. Evet. Ve tabii kalan süreye baktığımız zaman çok hareketli geçecek. Belki şu anda durağan gibi gözüken ama günler ilerledikçe seçime sayılı günler kala daha da hareketlilik artacak diye düşünüyoruz. Tabii depremin gölgesinde olması biraz hareketsizliği getiriyor ama evet, liderlerin işte o bölgede olması, yurt sırtında baktığımız zaman bütün gözler, kulaklar o bölgede. O bölgede. Evet. Evet, biz duran diyoruz ama yaşanan gelişmeler de var. Tabii ki. 60 gün kaldığını belirttik az önce seçime. Bu 60 gün boyunca yaşanan her bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmaya bizler devam edeceğiz. Az önce de belirttiğiniz seçimin gölgesinde bir depremin gölgesinde bir seçim gerçekleştirilecek ve özellikle şunu görüyoruz, tüm partilerin genel başkanları seçim bölgesinde sürekli. Dün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bölgedeydi. Ondan öncesinde yine Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli yine aynı şekilde destici o bölgedelerdi. Şu anda gördüğümüz kadarıyla genel başkanlar genellikle hep o bölgedeler, deprem bölgelerindeler. Oradaki halkı ziyaret ediyorlar, depremzedelerle bir araya geliyorlar. Şu anda o 10-11 ilde genellikle seçim çalışmaları aslında yürütülüyor diyebiliriz. İleride bu mitingler diğer 70 ilde de gerçekleştirilecek mi? Önce bu noktada bir yorumlarınızı aslında almak isterim sizden. Doğrusunu yapıyorlar. Yani insanların beklentisi bir an önce o bölgedeki insanların yaralarının sarılması. Aynı zamanda da tabii yardım elinin uzatılması. Tabii o bölgedeki çalışmalar, o bölgedeki verilecek mesajlar tüm yurt satında değerlendiriliyor. Çünkü dikkatle izleniyor. Evet. Yani o bölgedeki insanların feryadı da merakla ve ilgiyle izlenirken liderlerin o bölgeden vermiş olduğu mesajlar aslında tabii yaklaşımları geleceğimiz açısından da önemli. Tabii kimin ne söylediği önemli hale gelirken seçim sonraki süreçle ilgili de insanlar değerlendirme yapıyor. Yani verilen mesajların doğruluğu, objektif olması, aynı zamanda da güvenilir olması konusunda da titiz bir izleme gerçekleşiyor diyebiliriz. Evet, AK Parti özellikle bu seçim sürecinde müzik kullanılmayacağını açıkladı ama önümüzdeki bütün günlerde partiler. Evet, bütün partilerde olacak. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, özür diliyorum. Yine diğer bölgelerde de seçim mitingleri elbette gerçekleştirilecek sırasıyla. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantılarını tüm illerde her hafta başka ilde yapacağını da belirtti. Şimdi gündemde önemli bir madde var. Dünkü programımızda da değinmek istedik ama vakit kalmadı açıkçası. Tabii bir taraftan ittifaklar genişleme çabası içerisinde. Bu noktada da özellikle Hüdapar'la yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'yla olan görüşmeleri gündemde çok geniş bir şekilde yankı buldu. Çünkü seçimde masaya oturma 30 maddeden oluşuyordu Hüdapar'ın sunduğu görüşme kapsamındaki maddeler. Bunlardan iki tanesi çok önemliydi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çıkarılmış olan bir madde var. 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını istiyorlar. Bu noktada da AK Parti'den olumlu yanıt aldıkları söz konusu olmuştu. Ama daha sonra daha yapılan sonradan, açıklamalarda evet, yani Aile AK Parti, Bakanlığı'nın tabii, yapmış olduğu AK Parti camiasından yapılan açıklamalarda her partinin belli bir siyasi görüşü vardır ama yani ilke, duruş veya işte söylemleri onları bağlar. Ama biz yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili devam mı tamam mı anlamında ittifaklar kuruluyor şeklinde açıklamalar evet, yapıldı. Tabii kadın hakları önemli. Şöyle sorayım, kadın hakları konusu bir kadına karşı şiddetin korunması noktasında uygulanan bir maddenin kaldırılması noktasında gelen bir teklif
bir suç teşkil etmiyor mu aslında? Kadının canının pazarlık maddesi haline gelmesi anlamı ya taşımıyor mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İttifaklar için sunulan maddeler içerisinde bu tür maddelerin yer alması elbette ki kamuoyunda da farklı tepkilere neden oldu, yol açtı. Hı hı. Yani baktığımız zaman kadın önceliğini öne alan, onların yaşam haklarıyla ilgili elde edilmiş kazanımların yok edilmeye çalışılmasıyla ilgili elbette ki farklı siyasi görüşler olduğu gibi toplumun da refleksine neden oldu. Özellikle kadın dernekleri, kadın bileşenlerinin yer almış olduğu örgütlenmeler bu konuda seslerini yükseltti. Elbette ki tartışılması gereken farklı konular varken bu tip konuların gelmesi daha da ileriye gidildi. Laikliğin ortadan kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda bile şu anda tartışmalar yapılıyor gündem içerisinde. Evet. Tabii bir tarafta deprem, onun acıları, bir tarafta ülkenin geleceği aslında rejim değişikliği. Evet. Bunlar ön planda çıkması gerekirken bu tür ne yazık ki işte bu yüzyılda tartışılması, tabii, tartışılıyor olması. Yani baktığımız zaman ve kazanılmış hakların sanki ortadan kaldırılacakmış gibi olmasıyla ilgili tepkiler olması doğal diye düşünüyorum. Bu konuda tahmin ediyorum ki yakın zaman diliminde siyasi partiler bu tepkiler karşısında mutlaka geri adım atacaktır diye düşünüyorum. Kazanılmış hak diyoruz ya, aslında doğal doğumdan itibaren gelen bir hak olması gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Akşener'den de Cumhur İttifakı'na Hüdapar tepkisi gelmiş. Onunla ilgili bilgi hemen paylaşalım grup sizlerle. Evet, grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhur İttifakı'nın Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmesine tepki göstermiş şu sözlerle. Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Türkiye'nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi var. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceği var. Kadınlara zulüm var ifadelerini kullanıyor. Akşener bir kadın yani ittifaklı içerisinde yer alan partilerin işte Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında bazı girişimlerde bulunan insanlarla ilgili söylemleri elbette ki şu anda ittifaklar içerisinde yer alıyorlar ama tabii ki bu gündemi oluşturmaya devam edecek. Akşener olduğu gibi Kılıçdaroğlu da bu konuda çeşitli beyanatlar verdi. Bakacağız, izleyeceğiz. Daha çok tartışmalar yaşanacak. Fakat ittifak, yani Deniz'in de ifade ettiği gibi birliktelik ayrı bir şey. Hı hı. İttifak yani nasıl olacak? Şimdi her siyasi partinin belli bir görüşü var. Hı hı. Kutuplaşma var ülkede. Fakat birbiriyle olamaz dediğimiz partiler bile şu anda partiler. Tabii. Beraber yol yürüme konusunda tabii yarınlarda listeler belli olduktan sonra, adaylık listeleri belli olduktan sonra tabandaki oluşacak tepki veya olumlu hareketler meydana çıkacak. Çünkü neden? Mesela birçok yerde barajı aşma konusunda sıkıntısı olmasa bile, seçilebilir olması noktasında parlamentoya gidebilmek adına güçlü olan yerlerde isimler yazılacak. Yani aday listeleri belirlendikten sonra tartışmalar esas o zaman alevlenecek. Evet, bireysel gidecek olanlar var, ittifakla gidecek olan listeler söz konusu. Yani mesela olacak. Biz sadece Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı diyoruz. Farklı ittifaklar da söz konusu. Hı hı, evet. Yani evet, o bileşenler var bir tarafta. Nasıl karar verecek? Aday mı çıkaracak? Veya bir işte altılı masa, altılı birliktelik denilen yerde mi, Cumhur İttifakı'nda mı yer alacak? Hep bunları izleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet, hemen deprem bölgesini konuşmuşken Hatay Valisi Rahmi Doğan'da 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili seçimlerinde adayı olmak suretiyle başvurusunu gerçekleştirmiş bugün itibariyle. O da bir son dakika gelişmesi. Tebrik ediyorum. Evet, neler söyleyeceksiniz? Yani o bölgedeki insanların deprem aşamasındaki yaşadıkları demek ki hizmeti çok iyi yapmış. Ödül anlamında parlamentoya aday oluyor. Bu konuda herhalde oranın seçmeni karar verecektir diye düşünüyorum. Yani bir anlamda eğer seçilirse ödüllendirilmiş olacak. Ama görsel, yazılı veya istihsal medyadan edindiğimiz izlenimler odur ki o bölgede yaraların sarılması, işte kurtarma çalışmalarının geç başlamasıyla ilgili
sıkıntıların yaşanması. Koordinasyon hala da o bölgede şu an yağışlı var olan hava sorunlar. Hakim. Tabii çadırlar sular basmış. Altında kaldı. Yani Vali Bey tebrik etmek lazım. Belki de şu olmuş olabilir. Bir kaçış noktası da olabilir. Belki de çok daha önceden planladığı bir yol haritasıydı ve bu fırsatı kaçırmak tabii deprem istemedi. Belki de olağanüstü bir durumdu. Olağanüstü bir durum ama en azından bu gelişen olaylardan sonra aday olması da ilginç doğrusu. Ama bir yerlerden mutlaka bir işaret almış olacak ki istifa ediyor ve aday oluyor. Tebrik etmek Hayırlısı lazım. Olsun. Başarılar dileyelim. Evet. Bir son dakika gelişmemiz daha var. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın 84 yaşındaki annesi Fahriye Yıldırım hayatını kaybetmiş. Biz de buradan Allah'tan rahmet evet. diliyoruz. Allah'tan Başsağlığı rahmet diliyoruz kendilerine. Diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Evet. Mersin'e de şöyle bir gelelim istiyorum. Daha burada da öne çıkan gelişmeler oldu bugün ama öncelikle sormak istediğim soru şu. Dün de konuştuk, masaya yatırdık ama üstün körü geçebildik çünkü zamanımız çok kısıtlıydı. Yerel yönetimlerin genel olarak genel seçimleri etkilerini sizden dinlemek istiyorum. Tüm partilerde, AK Parti'de, Cumhuriyet Tabii, Halk Partisi'nde, yani, Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Evet, şimdi merkezi hükümetin Mersin'e bakış açısıyla yerel yönetimlerin hizmetleri mutlaka değerlendirilecektir. Yani merkezi hükümet tarafından Mersin'e yapılan yatırımlar yapılmış, yapılacak veya yarım kalmış yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapılırken yerel yönetimlerin de çalışmaları mutlaka kamuoyu tarafından değerlendirilecek ve sandığa yansıyacaktır diye düşünüyorum. Mersin özeline baktığımız zaman bugüne kadar olanlar daha önce sandığa yansıdı mı, yarım kalan yatırımlar özellikle yapılması planlanan? Çünkü bunlar bugünün olayı değil, daha önceki seçimlerde sizce sandığa yansıdı mı? Şimdi tabii bunları aşama aşama değerlendirmek lazım. Hı hı. Mesela merkezi hükümetin yatırımları konusunda Lütfü Elvan bakanımız ön plana çıkıyordu. Yani bugün işte, önemli bir yol kat edildi o tabii, süreçte. Hı hı. Yani tünellerin işte Mersin-Antalya yolu başlamasıyla birlikte MUT, Silifke, işte Gülnar-Aydıncık yolu, Pamuklu Barajı, Aksuvat Barajı, Çukurova Havalimanı. Tabi bu yatırımlar Mersin'e kazandırılırken belli bir bölümü tamamlandı ama belli bir bölümü bakan olması vesilesiyle Sayın Bakanımızın yani zamanında yetiştirilememe gibi bir çünkü kayba da yol açtı. Çünkü fazla proje var şimdi, az da değil. Çünkü Ankara gündemi yoğun olunca evet. Mersin'e zaman ayırması elbette ki mümkün değildi. Şu anda mesela parlamento seçimleri için işte milletvekili adaylığı için yine Lütfü Elvan ismi evet, ön planda geçiyor. AK Parti tabanında belli bir sembol isim yani Mersin açısından baktığımız zaman. Yerel yönetimler açısından baktığımız zaman ittifakların oluşmadığı bir seçim yaşadık. Ama hemen akabinde bir pandemi süreci yaşandı. Hı hı. Yani baktığımız zaman 2 yıllık bir kayıp. Ardından işte bu deprem. Yani şu anda Mersin'de hizmet etmesi gereken başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri vaktini, emeklerini, bütçelerini buraya gelen depremden göç eden insanlara ayırmak zorunda evet. kalıyor. Aynı zamanda o bölgedeki yaraların sarılması için mesela Kılıçdaroğlu işte Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin o bölgedeki Hatay'daki çadır kentini evet, ziyaret etti çadır ama kentini ziyaret etti. Seçer Adıyaman'dan evet. Mesela Adıyaman'da işte kanalizasyon içme suyuyla ilgili problemlerin evet, giderilmesi Meskine için buradan mesela Meski çalışmaları gitti. Oldu. Yine ilçe belediyeleri. İçme suyu çalışmaları. Yani burada aslında siyaset üstü düşünüyoruz. Bütün herkes, toplumun tüm her kesimi aslında o bölgenin yaralarının sarılması, o bölgeden gelen insanları kucaklama adına gereğini yaptı. Tabii oradaki koordinasyonsuzluk, aynı zamanda acil ihtiyaçların giderilmemesi, can kayıplarının daha az indirilmesi için yeterince çalışmalar yapılmaması en büyük sorunu oluşturuyordu evet. ve tepkiyi çekiyordu. Örneğin şu anda Mersin'de SKADA merkezini ben biliyorum orada. Evet. Meski Genel Müdürü ile canlı yayın yapmıştım. Su giderleri açısından baktığımız zaman bilimsel metotla inceleniyor, irdeleniyor tabii. Ben de orada program ve gerçekleştirdim. Orada su kullanım
miktarı zaten bizim buradaki göçle gelen insanların rakamını ortaya çıkarttı. Ya ben şöyle söyleyeyim. Kimi belediyeler, yerel yönetimler iş makinesi gönderdi. İnsan gücü gönderdi arama kurtarma çalışmalarına. Örneğin Mersin Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde. Erdemli'de, Tarsus Gerçek Kampı'nda. Yani baktığımız zaman herkes aslında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Hizmetler açısından baktığımız zaman elbette ki son yapılan yerel seçimin ardından çalışmalar yapıldı. Çamlıca ile Anamur arasında işte su sorunu olan, içme suyu olan yaylalık bölgeler olsun, hayvan projeleriyle ilgili olsun veya tarımsal yardımlarla filan desteği olsun. Aynı şekilde temiz içme suya kavuşturulmasıyla ilgili olarak olsun, yol yapım çalışmaları olsun. Herkes kendine düşeni yaptı. Elbette ki bunu toplum değerlendirecek. Bu kısa zaman diliminde de olsa, çünkü genel seçimin ardından Hülya, biz hemen yerel seçim konuşulacak. Hiç bu vakit kalmayacak. Ülkede. Tabii, direkt süreç yani başlayacak. Baktığımız zaman yerel seçime, mesela Mersin'in bir metro olayı var. Hı hı. Gönlüm isterdi ki startı verilmiş, temel atmış bir metronun başlamasıydı. O günkü fiyat şartlarına göre anlaşma yapılmış olsaydı, evet, mesela bugün Mersin kazanmış, Mersin bütçesi kazanmış olacaktı. O zamanlar dolar belki 6-7 lira bağlanırken şu yani an 18 liraya çıkmış durumda. 20'lere yaklaşmış, evet, durumda. Yani dış kredilerle, finansla sağlanacak bir proje. Dolayısıyla mesela kaç defa tarih verildi Çukurova Havalimanı açılmasıyla ilgili ama bugüne kadar daha henüz açılışı gerçekleşmedi. Başlaması önemliydi. Başlatanlardan Allah razı olsun ama bitirilmesi de önemliydi. Mutlaka mesela Mersin AK Parti tabanı istiyor ki Mersin'den adaylığını koysun Lütfü Elvan ve bu projelerin tamamlanması noktasında gayret sarf etsin istiyor. Bu konuda da bir beklenti var. Yani AK Parti tabanında. Tabii ki seçimden sonra sürecin nasıl işleyeceği belli değil. Kim iktidar olacak, kim muhalefette, evet, kalacak. Mesela Büyükşehir'de de bir beklenti var. Kılıçdaroğlu kazansın. Hemen metro projesi yaşam bulsun, onaylansın diye bir beklenti var. Dolayısıyla herkesin kendine göre beklentisi var. Mersin adına söylüyorum. Hı hı. Kentlilerin de çok büyük beklentileri var. Tabii. Şimdi partiler nezdinde değerlendirdik ama kentliler de bu yatırımların hepsini istiyor. Tabii ki. Yani Mersin özellikle şimdi ulaşıma çıktığımız ulaşım zaman ama bu göçle beraber daha da sıklaştı ve arttı. Evet, evet. Baktığımız zaman her gelen insan aracıyla geldi, gelebilen. Hı hı. Dolayısıyla bir noktadan bir noktaya giderken inanın saatler sürüyor. Zaten, her gün eve gidişimiz bir saati buluyor. Şurası yani, hemen bir saati buluyor. Toplu taşıma anlamında, evet, metro bir çözümdü Mersin adına. Umut ediyor ve diliyorum ki kim kazanırsa kazansın şu projenin bir yaşam bulması konusunda ortak akıl birliği gerçekleştirsin istiyorum. Çok geç kalmış bir proje, onu, evet, da belirteyim. Yani bugün değil, çok daha önceden bu soruların aslında çözülmüş olması gerekiyordu. Evet, şimdi Mersin'de adaylık sürecinde son durumlar neler, partilerde ne gibi hareketlilik yaşanıyor? Dün gerçekleştirdik programı, evet, ama dünden bu yana da söz konusu olan hareketlilikler söz konusu. Hülya, onu sormak tabii istiyorum. Şimdi siyasi partilerin tüzüklerinde ön seçim yazıyor ama özellikle, evet, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Olacak ancak mi, zaman seçim dilimi çok kısa olması, hı hı, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verildi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi adayları şu anda Ankara'ya müracaat gerçekleştiriyor ve belli bir komisyon kurulmuş. O komisyon değerlendirerek işte adayları belirlemiş olacak. AK Parti adayları il başkanlığına müracaatı gerçekleştiriyor. Mersin'de yapılıyor AK Parti'ninki. Evet. CHP Genel Merkezi'de, evet, yapılıyor. Şu anda, hı hı, İYİ Parti de Ankara'ya diye müracaatlar yapılıyor diye biliyorum. Tabii İYİ Parti'de bir sessizlik var. Onu hemen vurgulamak isterim. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kimlerin aday olacağı konusunda, daha doğrusu aday olacağı konusunda henüz bilgi sahibi değiliz. Zaman zaman işte telefonla iletişim kurarak o insanlara aday olup olmayacağını soruyorum. Mesela geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamit Tuna, hı hı, daha doğrusu adayı Hamit Tuna, Cumhur İttifakı'nın adayı, vekil adayı olacak mısınız başkanım dediğimde, şu anda böyle bir gelişme yok.
Ancak genel merkezimiz belirledi. Onu hemen vurgulamak isterim. AK Parti'de biraz hareketlilik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde müracaatlar var. Hı hı. AK Parti'de Lütfü Elvan'ın ismi tabanda çok sıkça evet. dillendiriliyor ve böyle bir beklenti var AK Parti camiasında. Görüşme şansınız oldu mu danışmanlarıyla? Danışmanlarıyla görüştüm. Bu konuda genel merkezin vereceği karar listesinde oluşacak dendi. Biliyorsun milletvekilliğine aday olan işte bakanlık sonradan belli bir dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam edecekse evet. Bakan olamayacağı için belki de yarınlarda bakanlık düşünülebilir o isim için. Onun için genel merkezin vereceği karar doğrultusunda böyle bir söz konusu olabilir. Çok fazla denklem sonuç. Var. Çok evet denklem çok. Cesim Elcik il başkanı istifa etmişti biliyorsun o adayı. Yine Mersin Damızlık Koyun Keçi Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Oktağ'ın adaylığını zaten ifade etti görüştüğünde. Cuma günü de Tarus'ta saat 11'de önemli bir kitleyle birlikte aday adaylığını açıklamış olacak. Nafiz Deniz iş insanı, iş adamı Denizler Grup Yönetim Kurulu Başkanı o aday olduğunu teyit etti. Bize Fatih Dölek yine söyleniyor, ismi dillendiriliyor. Billboardlarda görmüştük. Yani evet. siyaseten bir hazırlık olduğunu zaten sezmiştik. Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Silifke yöresinden. Fakat burada Doktor. AK Parti'de çok ilginç bir isim. Hemen onu paylaşmak isterim. Sibel Söylemez. Evet, dün de programda söylemiştim. Sibel Söylemez'in ikinci bölge adayıymış gibi, yani daha doğrusu bayan kontenjanının adayı olarak gösterileceği söyleniyor AK Parti kulislerinde. Ama ne derece doğrudur bilemem. Bu konuda bir söylenti var bayan olarak. Tabii AK Parti'de durum böyle. Geliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz adaylık daha fazla olacak gibi gözüküyor. Hangi partide daha fazla olacak sizce genel olarak? Şu an şöyle söyleyeyim. Her yıl genellikle nasıl İyi oldu? İyi Parti'de bir sessizlik var. Evet. Bir tek Fuat Değer'le görüştüm. Ankara'ya gidiyorum dedi. Hem genel merkezde teşkilatla görüşeceğim. Genel merkez yöneticileri aynı zamanda adaylık müracaatımı yapacağım dedi ama şu anda mesela Burhanettin Kocamaz olsun geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan evet. işte mevcut milletvekilleri Sıdalı, Hakan Sıdalı olsun, Beyit Çelik olsun bunlar aday olacak mı olmayacak mı bilemiyorum. Soru işareti şu an. Soru işareti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketlilik var. İşte geçmiş dönem il başkanı yapan uzunca yıllar Avukat Adil Aktay, Serdal Kuyucuoğlu yine geçmiş dönemlerde parlamentoda görev almış ama Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş. Nevin Zaimoğlu 4. sıraydı biliyorsun yurt evet. dışından gelen oylarla son anda kaçırılmıştı. Ama Seçimde şunu biliyorum AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde birer kadına seçilebilir noktada yer verecek. Ama bu isim kim olur bilemem. Hı hı. Nevin Zaimoğlu az bir oy farkıyla parlamentoyu kaçırmıştı. Ahmet Yorgun var yıllarca işte Atatürk Düşünce Derneği'nde görev yapmış ve Mehmet Saydam il yöneticim. Kurulundan istifa etti. Orada ilginç bir isim işte tabanda dillendiriliyor. Mustafa Baysan. Tabii bir eğitim gönüllüsü. Mersin'e önemli hizmetler kazandırmış, yatırımlar yapmış. Günlerle bir iş adamı tabii, benim yani, memleketlim. Yenişehir bölgesinde öğrenci yurdu. Evet. Onun işte önemli bir bölümünü karşılamış. Günlerde meslek yüksekokulunu kazandırmış. Birçok öğrenciye de deprem bu iş bölgesinde hayvanlara yönelik o bölgede çok önemli çalışmalar tabii, yaptı, önemli yardımlar konuda, yaptı. Evet, yani deprem bölgesindeki canlılarla ilgili evet. özellikle küçükbaş ve büyükbaşlarla ilgili veteriner hekimlik konusunda ve onların ihtiyaçları konusunda deprem bölgesine de önemli katkılar sağlamış bir isim. Şöyle söyleyeyim, yani tabanın Düşünüyor beklentisi doğrultusunda aday olabilecek isimler bunlar. Yani aday olabilecek isimler. Şimdi mutlaka genel merkez de listeleri oluştururken bölgenin hem yapısı, seçmen profili, aynı zamanda da tabii ki biz de biliyorsun ne yazık ki Mersin birinci bölge, ikinci bölge evet. diye hep böyle söylenir. Dolayısıyla
Bu birinci ve ikinci bölgeyi kucaklayacak, daha doğrusu Çamlıca ile Anamur arasını kucaklayacak ve tabanın sesini de aynı zamanda tabanın sesine de cevap verecek. Cevap verecek adaylar olacak mı hep birlikte göreceğiz. Ama merkez tarafından belirlenecek isimlerin geçmiş dönemdeki gibi olmasını istemiyor taban. Nasıl geçmiş dönemde? Bir de tabii konuşmamız gereken mevcut milletvekilleri. Hı hı hı. Şimdi baktığımız zaman hani sen söylersin ya meclisteki parlamentodaki performansı önemli. Hı hı. Zaman zaman araştırma da yapıyorsun. Yani kim işte önerge kaç vermiş. Kaç soru önergesi vermiş, kaç kanun teklifi vermiş, kaçının altında imzası var. Yani, baktığımızda çok farklı istatistikler çıkıyor. Tabii ortada. Yani şimdi Mersin sahası açısından baktığımız zaman çalışma yapan vekiller nedenle başarılı olmuş, toplumun hangi soruna değinmiş, derman olmaya çalışmış veya değinmiş. Hı hı. Tabii iktidarda yer alan, parlamentoda görev alan milletvekillerinin öyle soruşturma önergesi falan verme şansı yok. Yani kendi kendini mi sorgulayacak? Kanun ama teklifi kanun verebilir teklifiyle mi? Ilgili verebilir. Veya mesela örnek veriyorum. Mersin'deki 2B arazilerinin, hı hı, işte yıllardır ebesinden, atasından kalmış ecirmisini ödüyor, ekip dikiyor, aile bütçesine katkı sağlayan yerlerle ilgili ihaleye çıkartılırken mesela bunu yapabilirlerdi. Ne yapabilirlerdi? İşte içindeki üreticiye bunlar geniş zaman dilimine yayılarak mesela belli ücret karşılığında taksitlendirilerek onlara imkan yaratılabilirdi. Bu konuda mesela iktidar partisi milletvekillerinden beklenti vardı. Neden? Biz tarım bölgesiyiz. Çamlıca ile Anamur arasında özellikle Erdemli yöresinde, Aydıncık bölgesinde, Silifke bölgesinde, hazine arası dediğimiz ancak vatandaşların kullandığı, ektiği, biçtiği, yıllardır üretim yaptığı ve aile geçimini sağladığı yerlerle ilgili biliyorsun Milli Emlak şeye çıkarttı, ihaleye çıkarttı ve birçok insan yerlerinden edildi. O insanlar hem işsizliğe mahkum edildi, aynı zamanda da ekmeği elinden alındı. Muhalefet açısından baktığımız zaman yaptınız. Elbette ki soru önergesi açısından cevaplanması istemiyle çok önergeler verildi ama şimdi baktığımız zaman muhalefette olduğu zaman bir şeyler yapabilme şansın yok. Çoğu zaman verilen önergeler cevaplanmıyor bile. Onun için tabii vekillerin hem iktidar hem de muhalefet, Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı. Bu insanların parlamentoda halkın sesi olmuşlar mı? Çiftçinin, üreticinin, esnafın, öğrencinin, daha doğrusu Mersin yaşam alanları içerisindeki kırsalda, merkezde herhangi bir katkısı olmuş mu? Bunlar değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Mesela şimdi hani dedim ya bazı STK'lar var, öne çıkıyor. Mesela Mehmet Akdoğan işte Cuma günü Mersin'e çok geniş katılımlı bir miting gibi bir şeyde, toplantıda aday adaylığını açıklayacak. Mersin İl İdamızlı Koyun Keçi Sütçüler Birliği yani Başkanı baktığımız zaman mevcuttu. Bugün birçok siyasi parti, dernek, Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda bile yeterli sayıyı bulamazken Servet Tazegül'de kongreler gerçekleştirdi 10 binlerin katılımıyla. Şimdi büyük bir ihtimalle merkez bu hareketliliği, bu hizmetleri mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum. Umut ediyor ve diliyorum ki toplumun istediği ilkeli, dürüst, kendine çalışan değil de toplum için çalışan insanları yani listelere koyar, toplumun sesine kulak verir. Dünkü canlı yayında yine ifade etmiştim. Eğer hala daha biz yıllar öncesi işte Kara Çadır'ın çocuğu denilen Ali Er anılıyorsa bunda suçu sonraki dönemde seçilenlerde aramak lazım. Niye diyeceksin? Toplum kendisine yakın insanları arıyor. Kendisine getirilmiş hizmetler açısından yardımcı, katkı sunan insanları arıyor. Bunlar önemlidir diye düşünüyorum. Peki listeye konulacak olan milletvekillerinin kriterleri neler olması gerekiyor diye soracaktım ama zaten onu cevapladınız. Şimdi Mersin'deki derneklerde genellikle şöyle bir açıklama da oldu geçtiğimiz günlerde. İthal aday istemiyoruz. Yerli aday. Mersin tanıyan, Mersin sorununa bilen. Mersin bu konuda çok şanslısın. Evet. Ya. Ne diyeceksiniz bu yani, konuda? Yani bu kent kimi zaman genel başkan yardımcılarını ağırladı. Evet.
birçok parti açısından. Yani Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Yani kendi bölgelerinden seçilemeyen insanlar Mersin'de seçim garantisi olarak gözüküyor ve kendilerini bu seçim garantisi olan yerlere atıyor. Dolayısıyla atattırıyor daha doğrusu. Şimdi 13 tane milletvekili seçilecek Mersin'den. Sayısal olarak böldüğün zaman her siyasi partiye aşağı yukarı ortalama 3, 4, 2 değişik oranlarda milletvekilliği düşüyor veya kazanım elde ediyorlar. Şimdi yıllarca siyasete gönül vermiş, o parti çatısı altında hizmet etmiş, kendi partidaşlarıyla yani yol arkadaşlığı yapmış insanlar, bir bakıyorsun tepeden birileri geldiği zaman, seçilebilir noktaya da konmadığı zaman küsüyor, kenara çekiliyor. Aslında Mersin'de çok değer var. Yani baktığın zaman geriye çekilmiş, siyaseten beklentisine cevap bulamamış ama Mersin'e çok yararlı olabilecek farklı siyasi görüşlerden insanlar var. Ama bunlar genel merkez tarafından atanmayla geldiği için listeler, mesela ön seçim isteyen, dikkat et, çok sayıda insan yoktur. Yani var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Zaman olmamasından dolayı mı yoksa genel olarak mı istiyorlar? Genel olarak istiyorlar. Yani genel olarak baktığın zaman, yani yeri geldi burada AK Parti ön seçim yaptı, listelere baktık. Hatırlarsan Edip Buran kapalı spor salonunda. Ama listeler çok farklı çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aynı. Bir baktın 1-2, 1-3-4 araya ikinci sıraya hemen kontenjanlar giriverdi. Yani onun için bu kontenjan olaylarını kullansalar bile yani Mersin'den tercih etsinler. Yani istiyorum ki her siyasi parti tabanının böyle görüşleri doğrultusunda listeleri oluştursun. Çünkü yarınlarda en azından Mersin'i tanıyan, bilen, ortak akılda birleşebilecek kişilerden oluşursa Mersin daha da güçlü olur diye düşünüyorum. Evet, bizden sonra hemen Deniz Tuncay Ayakkabı'nın memleket meseleleri seçim 2023 programı olacak ama şu konuya da değinelim istiyorum. İttifak partileri var mesela, altılı masada Deva Partisi var, Demokrat Partisi, işte İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve bir taraftan da aslında parantez içerisinde HDP var. Bunların Mersin özelinde oy oranları sizce nasıl, bölgelerde nasıl etkileder ve aynı zamanda da Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı kanadında da Mersin'e ne kadar etkiler ve teşkilatları nasıl çalışıyor sizce Mersin'de? Şimdi üst alta yansımıyor. Ben onu söyleyeyim bir defa. Yani ittifaklar konusunda baktığın zaman sanki birliktelik varmış gibi gözüküyor ama herkes şu anda kendine göre kartları karıyor ve plan yapıyor. Kimisi yerel seçime yönelik yatırım çalışmalar yapıyor. Yaparken kimisi de işte parlamentoya gidebilmek, daha çok oy alabilmek, genel merkezin gözünden düşmemek adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Tabii bu seçimden çıkacak sonuç önümüzdeki süreçte yaşanacak yerel seçimleri etkileyecek bir sonuç olacak. Neden diyeceksin? Burada deyim yerindeyse siyasi partiler arasındaki uçurum eğer fazla olursa en azından toplumda da o kanaat oluşacak ve yerel seçimlerde tercihini o yönde kullanacak. Hani hizmetler diyoruz, hizmetler değerlendirilecek ama alınacak oy dediğim gibi yerel seçim adaylarını da belirlemiş olacak. Sadece biz genel seçim için, Cumhurbaşkanlığı için oy kullanmayacağız bir anlamda bu seçimde. Onun için herkes çok çalışması lazım. Tabii, parlamenter sistemle birlikte. Gelecek yerel yönetimleri seçimi belirleyecek. Şu anda söyleniyor, deniyor ki mesela işte rejim değişikliği adına Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanalım. Ama mesela parlamento çok önemli. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığını kazandınız. Parlamentoda ekseriyete düşmüşseniz veya işte anayasayı değiştirecek bütünlüğü sağlayamazsanız hiçbir anlamı olmayacak. Şimdi ittifakmış gibi gözüken partiler yer yer biliyorsun işte masadan kalkmalar oluyor, karışıklıklar olabiliyor, zihinler karışıyor, tartışmalar oluyor. Yarınlarda yerel seçimlerde belki her siyasi parti kendi adayıyla çıkacak. Kimisi diyecek ki ben işte burayı istiyorum. O diyecek burayı istiyorum. İttifaklar devam eder ise. Onun için evet, anlaşmazlıklar çıkacak. Evet, anlaşmazlıklar çıkacak. Belki de
İşte ben sana tıpkı geçmiş dönemde olduğu gibi yerel seçimde İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i işte kazandırdık. Mersin'i diyemezler çünkü Mersin'de ittifak olmadan seçim evet, yapıldı. Evet, ittifak yoktu Mersin'de. Evet, diğer iller için mesela ben kazandırdım diye sahiplenen çok sayıda siyasi parti var. Hangisinin oyuyla, mesela şimdi oy kullanırsın bir seçimde, bir oyla kazanırsın, herkes oya sahip çıkar. Böyledir seçimler. Bekleyip görmek lazım. Tabii aday isimlerini telaffuz ediyoruz ama, aday adayları daha doğrusu, elbette ki bundan başka isimler de var. Ama şu bir gerçek, bu kısa süreç içerisinde insanlar toplumla buluşmak istiyorsa ekranlardan buluşabilir ancak. Tabii. Kısa zaman dilimi içerisinde Çamlı ile Anamur arasında 800'ün üzerindeki mahallede toplumla buluşma şansı yok. Dolayısıyla bizlere büyük görev düşüyor. Objektif, yalın bir şekilde, ilkeli bir biçimde her siyasi düşünceye bu ekranlar açık. Gelsinler, toplumla buluşsunlar, vermek istedikleri mesajları versinler, en azından kendilerini ifade etsinler. Mersin için yapılmış, yapılacak, yapılması düşünülen projeleri paylaşsınlar. Neden mi katkı sunabilirler? Zaten ekrana çıktığı zaman burada onun bilgi birikimi, onun geçmişi direkt herkesin yansır gözünde. Tabii Mersin her ne kadar 2,5 milyon insanı barındırsa da dar bir bölge. İnan bir İstanbul değil. Yani baktığımız zaman geniş bir coğrafya, dağınık bir coğrafya. Ben onun için diyorum, bu ekranlarla ulaşabilirler. Biz uyduya çıkmadan önce de yaklaşık 30 yıldır bu kentte habercilik yapıyoruz. Toplumun bütün etkinliklerinde beraber oluyoruz. Sevinçli, üzüntülü anlarda. Çamlı ile Anamur arasında, kırsalda, merkezde ben ve diğer programcı arkadaşlarım veya bugüne kadar hizmet etmiş tüm ekip arkadaşlarımız. Aramızdan ayrılanlar var, vefat etmiş olanlar, onları rahmetle anıyorum. Aklıma hemen geldi yani bazı isimler var. Mesela hizmet etmiş ama şu anda bizi izlemekte olan, gerçekten bu kanalımız için bugünlere gelmesinde emeği olan insanları da şükranla yad ediyorum. Bizden izlemeye devam etsinler ama aday adayları veya ondan sonra oluşacak adaylar bu ekranları kullanırsa inan toplumla daha çabuk iletişim kurabilir, kendini ifade edebilir. En azından seçimlerde bir oy bile arttırmayı düşünüyorsa bunu denesinler derim, tecrübeme güvenerek, bilgi birikim ve tecrübeme güvenerek. Çünkü çok seçim yaşadık. Evet. Hatırlarsan hemen onun da bir daha tekrarını yapayım, dünkü gibi sen bana söz hakkı vermiştin Hülya. Seçim mi geçim mi programları olsun, tabii seçim 2023'e özel. Diğer arkadaşlarımız Deniz Tuncay Akkapılı, Fatih Alkar, sen, diğer arkadaşlar Arzu, işte belli bir sağlık problemi nedeniyle ara vermişti. Başlayacak kısmet olursa çok yakın zaman diliminde. Yine sağlık köşemiz var. Ayşegül Kaya. Tabii yani şimdi sadece seçimde siyasetçiler konuşmayacak. Toplumun sağlığıyla ilgili problemleri var. Oradan göç eden insanlar. Bak, yaşanılan her sarsıntı insanların psikolojisini bozuyor. Tabii bu programlar önemli. Bu sabah kuşağından başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine dek sürecek olan bu projelerde, bu programlarda yer alsınlar isterim ben adayların. A partisi, B partisi, C partisi hiç önemli değil. Zaten biz siyaset üstü, tabii Kanal 3 olarak hangi partinin etkinliğini takip etmiyoruz? Hangi belediye başkanıyla program yapmıyoruz? Yani biz Silifke'nin festivalinde de insanlarla bir arada oluyoruz. Büyükşehir'in tarım fidanları dağıtım etkinliğinde de bir arada oluyoruz. Veya Akdeniz Belediyesi'nin kentsel dönüşümünde oluyoruz. Veya Torosların kar festivaline kadar. Veya Mecidli'nin diyelim ki Mutlu Kent projelerinde, evet. Yenişehir'in keza öyle, Silifke'nin dediğim gibi festivalinde, Erdemli'nin farklı alanlarda işte Yaylada sahilde, tabii Yaylada sahilde yapılan etkinliklerde. Yani biz herkese eşit mesafedeyiz.
Bu ve yüzden bu yıllarda da, yıllardır tabii, ayaktayız zaten. Yani bizi tanıyan bu kadar tanıyor. Halk bize güveniyor. Bizi tanıyan tanıyor. Duygularımızı ne olursa olsun hiçbir zaman işimize yansıtmamışız. Gördüğümüzü yansıtmaya çalışmışız. Bu konuda gerçekten güzel bir ekibimiz var. Yani kamera arkasındaki olan arkadaşlar yani fedakarca çalışıyor. Yine yönetim kurulu başkanıyla birlikte gerçekten bize bu fırsatı veriyor. Bunun için de teşekkür etmek lazım. Yani biz yaptığımız araştırma haber programlarında mesela hiçbir zaman bize önümüze set çekilmedi. Hı hı, objektif yeter ki bilgiye, belgeye, tanıklara dayalı olsun. Yani bunu söylemek isterim. İnşallah güzel olacak. Her şey ülkemiz için iyi olsun. Yani diyor ya biz enkazın altında kaldık, hepimiz yetim kaldı Deniz Tuncay Akkapılı. Aslında önemli bir mesaj veriyor topluma. Yani bizler yaşıyor gibi gözüksek de gerçekten her birimiz bu deprem aslında çok şey öğretti bizlere. Yani pandemi de öğretmişti ama deprem daha bir başka öğretti. Yaraların sarılması en büyük dileğimiz. Tekrar mutlu günlerde bir arada olmak dileğiyle diyorum. Biz de biraz öğrenemiyoruz. Evet. Daha önce de birçok depremde de örneğini yaşamıştık. Demek ki bize birazcık geç öğreniyoruz. Evet, Kanal 33 Televizyonu bu ekranlar özellikle aday adaylarının ya da belli olduktan sonra da adayların geniş kitlelere sesini duyurabilmek, kendini anlatabilmek, partisini, görüşünü aktarabilmek amacıyla ve aynı zamanda da kamuoyunun kimi seçeceği noktasında fikir sahibi olabileceği bir alan, bir ekran olarak görmek lazım. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum açıkçası. Bir önceki seçimlerde Türkiye genelinde ilk 5'te yer aldık biz. Çok önemli. Ne kadar büyük bir izlenme oranımız var. Hem aday adayları seslenecek oldukları kitleye, o geniş kitleye buradan seslenebilir. Hem de vatandaşlar kime oy verebilecek? Kimdir bu Ali Öz? Kimdir bu Sibel Söylemez? Bu isimler çıkıp kimdir bu Adil Aktay? Bunları çıkıp ekranlarımızda net bir şekilde öğrenebilirler. Evet, var mı son olarak ekleyeceğiniz bir şey? Yok, ekleyeceğim şey bizi izlemeye devam etsinler. Deniz Tuncay Akkapılı şimdi bize sonra kırmızı kart gösterir. O kırmızı kartı göstermeden sarı kartla idare edelim. Hemen ve programı sonlandıralım ama son bir soru da ben size sorayım. Sizin programınız seçim mi geçim mi? Sizce seçim mi geçim mi? Bence geçim. Geçim. Peki seçim mi geçim belirlersin, geçim mi seçim belirler? Şöyle söyleyeyim, farklı görüşler var. Bizim fikrimizden çok insanların fikri önemli. Elbette ki her insana, toplumun her kesimine soracağız. Kimi düşünce şöyle, seçim geçimi belirleyecek diyor ama şu anda gündemde olan geçim. Geçim. Evet. Geçim diyorsunuz. Evet. Evet değerli izleyiciler, araştırmacı gazeteci Sayın Ahmet Özdemir bizlerle birlikteydi ve Seçim Masası programında sizlerle birlikteydik. Siyaset arenası çok hızlı, 60 gün kaldı ve yaşanan tüm gelişmeleri bizler sizlere aktarmak istiyoruz. O yüzden bugün ve bundan sonraki tüm süreçlerde de sizlerle Kanal 33 ekranlarında Seçim Masası ya da Seçim 2023 programında birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.